Gündem Özel Kanal 26 ekranlarında sürüyor. Programa bugün Eskişehirli sanatçılar görüntülü ve canlı telefon bağlantısıyla katılarak COVID-19 mücadelesini anlattılar. İlk olarak sevilen sanatçı Mithat Köler programımıza katıldı. Köler, sorumlu bir vatandaş olarak biraz daha evde kalmayı düşünüyorum dedi. Ben çok acılı bir, sancılı bir süreç geçti bu 19'da yaşanan günlerde. Onların tekrar o eski günlere dönmemek, eski o sürecin yaşanmaması için biraz daha duyarlı davranmak gerekiyor diye düşünmek gerekir. Aslında Muharrem'cim, zorunlu olarak dışarı çıkılması gereken ekmek parasını kazanman ve dışarı çıktı ekmek parasını kazanması zorunlu olan insanlarımız var. Onlar mutlaka çıkmaları gerekiyor. Ama keyfi olarak da dışarı çıkıp gezmenin, kalabalıkları oluşturmanın, o sosyal mesafeyi bozmanın çok anlamı olmadığını düşünüyorum. Biraz daha duyarlı olmak gerekir diye umut ediyorum. Ben de bu sorumlu bir vatandaş olarak sorumluluğumu yerine getirerek biraz daha evde kalmayı düşünüyorum. Zaten sevgili Mithat Köller, bizim sözümüz o dışarıda o zorunlu olarak hizmet veren vatandaşlarımıza değil. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi zorunlu olmadıkça keyfi dışarı çıkıp da o kalabalık içerisinde yer alan vatandaşlarımız için tedbir ve kuralların daha sıkı olması gerektiğini ben düşünüyorum. Ama sokaklara da baktığımızda maalesef hele hele bugün AVM'ler açıldı biliyorsunuz. Kuaförler, evet, berberler, güzellik merkezleri. Ben tabloyu görünce biraz endişeleniyorum. Yani aslında endişelenmemek elde değil. Biz biraz sabırsız bir milletiz. Toplumuz, evet. Aslında tabii madalyonun öbür tarafına bakmak gerekirse, pencerenin öbür tarafından da bakmak gerekirse, insanlarımız bu 2 ay yakın sürede evlerinde gerçekten sıkıldılar. Ses sanatçısı Mustafa Gökçe de temizlik ve hijyene toplumca önem verdiğimizin altını çizdi. Zor günler geçiriyoruz bu koronavirüs salgını dolayısıyla. Birçok kesim etkilendi bu salgınla ilgili. Sanat camiası da etkilendi biliyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? İnşallah kısa sürede biter. Valla tabii ki temennimiz öyle. Özellikle bizim müzik camiasını, tüm ekip arkadaşlar, saz arkadaşlar hepsi şu anda mağdur oldular. Çünkü eğlence sektöründe çalışan arkadaşlarımız gerçekten mağdur. İnşallah oruçlunun duası derler ya, kabul olur. İnşallah Cenab-ı Allah dualarımızı kabul ederse şu virüs dönen bela başımızdan defeder gider diye düşünüyorum Muharrem'ciğim. Evet. Baktığımızda diğer ülkelere göre ülkemiz diğer ülkelere göre daha olumlu bir tablo içerisinde. Hem vaka sayılarına baktığımızda hem de can kaybı sayılarına baktığımızda her geçen gün düşen bir tablo var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi biz Türk millet olarak geleneklerimize, göreneklerimize bağlı insanlarız Muharrem'ciğim. Yani büyüklerimizi saymak, küçüklerimizi sevmek gibi. Yani biz tabii ki birbirimize saygımız olduğu için de bu virüsü biz, bir de temizlik bizde ön şart biliyorsun. Hani İslam'ın şartı 5'se, evet. 6. saddini bilerek yani yapılan bütün çalışmalarda gerçekten biz temizliğe çok önem veren milletiz. Ben Avrupa'da gezmediğim ülke kalmadı. Yani bizler hakikaten bu konuda takdiri şayan çalışmalarımız var. Ses sanatçısı Recai Kurt da Gündem Özel'e katılarak yeni bir dünyaya adapte olmanın hazırlığı içinde olmalıyız şeklinde konuştu. Bizler çok iyiyiz. Her şeyden öte yeni bir dünyayla yaşamaya çalışıyoruz. Evet. Hani herkesin söylediği bir söz var. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu bütün sektörlerle ilgili. Müzik sektöründen tutun, inşaat sektöründen tutun, işte restoranın aklınıza gelebilecek tüm sektörlerde aynı sıkıntı olacak. Ve biz yeni dünyaya alışmanın, yeni dünyaya adapte olmanın hazırlıkları içerisinde olmalıyız. Bütün olayımız bu. Bu arada direkt konuya girdim ama sizlerin vasıtasıyla, biliyorsunuz ki dün anneler günüydü. Öncelikle ben ebediyete intikal eden tüm annelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. İnşallah Rabbim hiçbir anneye, hiçbir evlada böyle acılı günler göstermesin. Çünkü şu günlerdeki rakamlar duyuyoruz. Sanki sayısal loto ya da seçim sandıkları açılmış gibi rakamlar duyuyoruz. Bize çok basit geliyor ama emin olun ki bunların içinde yüreği yanan anneler, yüreği yanan işte ne bileyim evlatlar vardı.
Rabbim onlara bir daha böyle acı göstermesin diyorum ve anneler günlerini kutluyorum ellerinden öperek. Bir diğer ses sanatçısı Cenk Gündoğmuş da programa katılan isimler arasındaydı. Gerçekten dünyaya baktığımız gözümüzle Türkiye'mizdeki sağlık çalışanlarımız, bizim kendi sağlık çalışanlarımız canla başla savaşıyorlar. Allah razı bunlardan. Çünkü bu mücadele her an her riskle karşı karşıyalar. Bizden daha da etkili durumdalar. Programda ilahilere de yer verildi. Ya Allah, Habib Allah, sen sultansın, Kerim Allah. Ya Allah, Habib Allah, sen sultansın, Kerim Allah. Ayrıca sevilen sanatçı Cenk Gündoğmuş, Kanal 26 özel şarkısını da seslendirdi. Magazin, spor, ekonomi, SS rakibi yendimin, kent parka bağır geldimin, haber senden alırız. Magazin, spor, ekonomi, SS rakibi yendimin, kent parka bağır geldimin, haber senden alırız. Şimdi Kanal 26